Merhaba. Bu korona günleri daha önce hiç karşılaşmadığımız birçok hayat biçimini bize gösteriyor ve daha önce sormadığımız birçok soruyu sormaya başlıyoruz. Kimi yandan sağlık kaygıları, kimi yandan ekonomik kaygılar ya da eğitim, öğretim kaygıları. Hemen hemen bütün ülkelerde bu süreçten belki de en çok etkilenen çocuklar olacak. Gündelik hayatlarının en önemli parçası olan, onlar için sadece eğitim, öğretimden derin anlamları olan okul da artık hayatlarından çıktı. Kimi ülkelerde bir aydan fazla, hatta 2 aya yakın süre boyunca çocuklar sadece evlerinin küçük odalarına kapatıldılar. Çocukların bu durumu özellikle orta gelir ve alt gelir gruplarında daha da dramatikleşebiliyor. Küçük bir evde 4 ya da 5 kardeş sürekli bir gerilim içinde yaşıyorlar belki. Bu süreç bize aslında okulu yeniden sorgulatmalı. Çocuklar için okul neydi ve koronadan sonra okul ne olacak ya da ne olmalı? Son 100 yıldır okul daha çok öğretim anlamında önem kazandı ve çocukların yükselebilmeleri, belirli mesleği edinebilmeleri için anlam taşıyordu. Ebeveynler ve hatta devlet kurumları için okul sadece bir takım akademik bilgilerin aktarıldığı ve çocukları daha sonra iş hayatına hazırlayacak kurumlarda. Ancak biliyoruz ki okul bundan daha ötesi çocuklar için ve gençler için. Okul aynı zamanda çocuğun sosyalleştiği, etkileştiği, kendi kişiliğini geliştirdiği, kendi birey olma yolunda önemli deneyimler kazandığı bir mekan. Korona sonrası dönem için kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum burada. Çocuklar bir süre sonra yeniden okullara başlayacaklar. Ancak bu çocuklar artık eski çocuklar olmayacak. Eski öğrencileri olmayacak aynı öğretmenlere. Çocuklar yeniden okula başladıklarında birçok olumsuzluğu da birlikte getirecekler okullara. Ve eğer okullar bu sürece hazır değilse, ki şu anda hazır olduklarına dair hemen hemen hiçbir emare yok, bütün okullarda dijital ya da online eğitimle meşgul olmaktalar. Oysa korona sonrası dönemin okullarda nasıl normalleşeceği ve dönen çocukların üzerindeki olumsuz etkilerin nasıl giderilmesi gerektiği üzerine pedagojik anlamda ne bir insanlık deneyim var ne de bir çalışma var henüz. Artık okul kavramını, okul denen mekanı, oradaki içerikleri yeniden sorgulamak ve değerlendirmek zorundayız. Bunu yaparken de özellikle çocukların haklarını, çocukların geçirdikleri travmatik süreçleri derinden anlayabilmek ve ona göre korona sonrası dönemi yeniden düşünmek ve kurgulamak gerekiyor. Şimdiye kadar okullar öğretim anlamında öne çıktıysa, bunun artık böyle olmaması gerektiğini düşünmeliyiz. Korona sonrasında okullar gerekirse birçok akademik dersinden feragat ederek çocuklara daha özgür alanlar açmalı, onların ifade güçlerini desteklemeleri, güven, etkileşim, hatta çatışmaları bile göze alarak çocuklara başka bir okul fırsatını yaratmak zorunda.